Sebeplerine şimdi şartlar önemliyse de yani çekte çek kelimesi olmazsa, poğaçada poğaça kelimesi olmazsa o olmuyor biliyorsunuz. Diyor ki eğer öyle bir durum varsa sen diyor onun şekline bakma. Özü ne gibi işlem görüyor? Fona görüyor. O zaman diyor ki alga sebeplerinin altına yansıtıyor. Yani bu manaya getiriyor. Sebep gibi işlem görüyor. Özüne bakma. Şekline bakma. O çek olma özelliğine bak, şeyine bakma. Şekline. Kuyumcular olan var mı? Yeniden değerlemeyle ilgili. Oranları yapıyor musunuz? Galiba siz yapmıyorsunuz. Rahat rahat oturduğunuza göre elemanlar yapıyor. Hiç soru da yok. Ya bu işler büro elemanları yapıyor galiba. Hiç şey yok yani burada. Hani hocam şuraya da baktık, şurada yok. Demiyorsunuz. Bir şey sorabilir miyim? Kurmakları altına koyduk. Tekrar şüpheli olacaklar konusunda gelmek istiyorum. Şimdi sen önce ifade edin. Şüpheli olacak doğduğu anda karşılık kaybolması. Kesin. Gelir dairesinin görüşü şüpheli alacakların olduğu yolda bu karşılığın ayrılması gerektiği. Aksi takdirde ayrılamaz. Bak diye bir karar var. Çok doğru. Mahkemelerin kararı hayır. Daha sonra da bu karşılık diğer dönemlerde ayrılabilir. Onu nasıl ayrılacak? Bu konudaki yorumunuz lazım. Tamam. Ben onun için de bir an düşündüm. Nasıl ayrılacak diye. İsminiz bu aşamada ismi? Cengiz. Cengiz Bey. Şöyle bir şeye karşılık ayırmak için söylediğim o olasılıkların oluşması lazım. Şüpheli hale geldiği tespit olması lazım. Evet. Nasıl anlıyoruz onu? Bu adresini bekliyoruz. Kimlerde? Takip yapalım. Bonoda ve poliçe. Ya da ileri tarihli yazılmış çekte. Evet. O günü bekliyoruz. O gün geldi. 2-3 gün içinde baktım. Ödememiş. Zaten ödeyecek niyet olsa doğru. Ne oldu bende bir şüphe oluştu. Bunun ben resmiyetini anlamak adına gidiyorum notere. Onaylatıyorum. Bak bu bunu ödemeyin. İşte o an şüpheli oluyor. Bizim muhasebe hukukumuzda da eğer bir varlıkta bir şüphe oluşmuşsa ihtiyatlılık kavramı gereği ihtiyatlı davranılıyor. Oluşmamış bir geliri oluşmuş gibi kabul etmiyor. Ancak oluşma olasılığı olan bir gider varsa ona dikkate al diyor. Gelir gerçekleşmez, gider gerçekleşirse öz sermayeyi korumuş olursun diyor. Yani Akakçe şey Karagün dostudur bir şeyimiz var ya, onun gibi koru diyor. Yani öz sermayeyi koru. Yani diyor ki bir gelir, muhtemel bir gelir alacaksın. Bir arkadaşın var, buraya kadar geldin, dün ona 100 lira para vermiştiniz. Şimdi onun sözleştiniz, bugün bu toplantıda birlikte olacaksınız. Dediniz ki, ya ben oraya kadar 50 lira var cebimde, yok parası ya da şu harcamaları yaparım, arkadaşımdan da 50 lirayı alırım, giderken dönüş yol paramı karşılar, dediniz. Buraya geldiğinizde kim yok? O arkadaş yok. Ne yapmadınız? İhtiyatlı davranmadınız. Tramvayla gidemeyeceğinize göre, tramvayla gideceksiniz. Bakın işte muhasebe hukuku diyor ki, burada sen diyor, bir gelir gelse de diyor, kesinleşmeden. Bak, o neredeydi arkadaşımı sormuştu Bitti Beyefendi. İşte o bizim servisçinin fatura kesmesi. Kesinleşmeden bir şeyi kayda alma diyor. Ama bir gider olasılığı varsa diyor. Ya ben buraya geldim. Giderken mutlaka bir başıma bir iş gelebilir. Yaşıyorum değil mi İstanbul? Mutlaka benim cebimde bir neyim olması lazım? Akçe olması lazım. İhtiyatlı davranmam lazım ki öz sermayeyi koruyayım ve bu işletme devam etsin. Bu manada düşündüğümüzde gider hemen oluştuğu an karşılığına acaba şöyle bir şey olabilir mi? Hukuku bu. Kanun maddesindeki dava ve icra safhasındaki şöyle kavramı var ya. Evet. Şimdi soru şu esas yoklanması gerekiyor. Türkiye hukuk sisteminde siz bu kavramı 3112'de veya 3012'de karşılaştınız. Kanun gereği dava ve icra safhasına düşmesi şüpheli olacak olarak şart koşuluyor. Bunun da hukuk sisteminde mümkünatı yok. Şimdi biliyorsunuz o konuda gidiyorsunuz, icra dairesinde bir şeyi oluşturuyorsunuz. Hacize ödüyorsunuz, hacize vesikasını oluşturuyorsunuz. Evet, güzel ifade etti. Harcını ödüyorsunuz, o sizin için meslek teşkil ediyor. Sıklıkla bunu kullandıkları için, var vergi hukukunun içinde bu düzenlemeler var, farklı farklı anlamlar var. Siz kendinizden emin olun, vergi hukuku ne derse desin. Özünde sizin bir alacağınız var ve gerçekten bu hatır sebebine dayanmıyor. İşin özünde bu bir alacaksa,
bir satışa mesnet teşkil edemiyor alacaksa, onu da vesikalandırmışsanız, ödenmediği gün onun kambiyo senedi, ödenmediği gün şüpheli alacaktır. Bunun hiçbir zaman şeyi geçerli değil. Peki hocam, bankada çek verdik, karşılığı yok diye yazıldığı gün bu bir mesnet midir? Şüpheli alacak için bir delil midir? Değildir. Değildir, mahkeme dava. Şimdi o bir çektir. Sorumlu ifade eder. Doğrudur. Yani o an karşılığı yoktur, doğrudur. Onun bir mahkemeye taşınmış olması, irade beyanınızın kastının olduğunu bir dava açıp bir icra takibi yapmış olması gerekir. Evet. Yani sizin o irade beyanınızı ortaya koymadan onun karşılığını ayıramazsınız. Gider kabul edemezsiniz. Bu bir şey değil mi? Kanun hükmünden yararlanma isteğinizin ortaya çıkması. Şüpheli alacak karşılığı ayırmada şimdi hepsine bir çek dediniz ya. Normal fatura kesildi ve alacak oluştu. Tabii. Yani belli çeksiz. Asıl olan bu zaten. Ha, o da dava oldu. O da ayırılabilir karşılık değil mi? Onun için yani, senetsiz bir alacakta da olur bu. Tabii ispatı mümkün olan her şey de bir olacak. Şüpheli alacak. Şüpheli tabii. Ödenmeyin. O yazılı sözleşme yaptı, şu tarihte ödeyeceğim dedi, elinde bir vesika var. Bir bel, yani tabii. Fakat o borçlar kanuna göre oluşacak, söylediğiniz kavram. O çalacağınız kişinin bir kağıda da yazmış olabilirsiniz. Bak, irade beyanı buydu, yapmadı. Yerine getirmedi, ben bunu teslim ettim. Bunun biliyorsunuz, sizler de bir kişilik yaptığınızda, dava da o sırada böyle kaç... Yani, mahkeme sonuçta, biz ne diyeceğiz? Takdir yüce mahkemeniz mi diyeceğiz? Ama diyeceğiz ki, kayıtlarda bu satışı vardır. Bir alacak doğmuştur. Tahakkuk etmiştir. Önemli olan alacağın tahakkuk etmiş olması. Karşı taraftan da bir ödemenin gözükmediği hasıl olmuştur. Sonuçta mahkeme bu. Bir savaş noktasına dayanmalı. Yani. Kesin bir alacağın mutlaka bir ticari alacak olması gerekiyor. Ticari kavramı. Ha o arada da çok özür dilerim. 12 grup ticari olmalıdır. O yazacağın her olay 120 hesapları sadece ticari faaliyetlerin için yazarsın. 32 için de öyle söylüyorum. Yani tam önce olan borcun 32 yazamazsın. 33 yazarsın diğer. Grupsal anlamda söylüyorum, sınıfsal. Şimdi birçok böyle hesaplar gibi şeyleri gibi kafanızı şey yapmak istemiyorum. Hadi sorabilirsiniz tabii. Bazen de dostlarımız çekiniyor bir şeyleri söylemekten. Bence paylaşın. Bir yerlerde bir şey varsa. O zaman hocam şöyle yapalım. Söyle.